tek adam rejimli ve diktatöryasını kurmak için alelacele meclisi zorlayıp, bütün teamülleri zorlayıp, Türkiye'de bir rejim değişikliğine kalkışmak, AKP'nin kalkışması bizim asla kabul edeceğimiz bir konu değildir. Biz bu sistemi bir savaştan sonra, ulusal kurtuluş savaşından sonra kurduk ve bunu böyle on günlük alelacele bu rejim değişikliğini onlara teslim etmeyeceğimizi belirtmek isteriz. Bunun bedeli neyse de onu ödeyeceğiz. Meydanlarda ödeyeceğiz. Sokaklarda ödeyeceğiz ve bu bu diktatörlüğü Türkiye'nin başına musallat etmeyeceğiz. Bunu belirtmek isterim öncelikle. Suriye konusu 2016 yılının 2017 yılına devrettiği en önemli dosyalardan birisi olacak. Suriye'de Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve Suriye'nin egemenliğinin korunması bizim en önemli önceliğimiz olmalı. Moskova'da başlayan süreç Astana'da devam etmesi halinde Türkiye'nin esasen AKP hükümetinin bir U, U dönüşü siyaseti burada burada eğer bir açılıma yol açacak şekilde kullanılırsa Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından yeni bir fırsat penceresi yakalanmış olabilir. AKP kendini dış politikada rezil etti Suriye konusunda. Ama Moskova'daki deklarasyon ve akabinde ortaya çıkan fırsat penceresi esasen Türkiye için hayırlı olmuştur. Çünkü bölgemizde Suriye'nin Suriyedeki iç savaşın önlenmesi, Suriye'ye bir istikrarın getirilmesi, barışın tesis edilmesi açısından son derece önemlidir. Biz Astana'daki toplantının da iyi hazırlanarak gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Buradaki konu şudur. Türkiye kendi denetiminde tuttuğu ÖSO'yu ayrıca desteklediği muhalifleri rejimle ve onun etrafındakilerle barıştırıp bir şekilde masaya oturtup Suriye'nin ortak geleceği için çalıştırmalı. Akabinde bir noktada Suriye'nin bölgesel veya federal bir sisteme geçişinin en azından zorlaştırılması için bu sürece bir noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin de dahili dahiliyeti önem taşıyacaktır. Yeni yönetimin bu süreç bu sürece dahil olması için uğraşılması kritik olacaktır. Aksi takdirde Amerika kendini dışlanmış hissedip Suriye'deki süreci baltalayabilir. Bir başka konu bizim özellikle Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde güven bunalımı had safhaya ulaşmış bulunmakta. Türkiye zaten eğer bu rejim değişikliğini kendi içerisinde yaparsa zaten Avrupa Birliği dosyasını kendiliğinden kapatmış olacak. Avrupa Konseyi üyeliğini kapatmış olacak. Belki de NATO'dan atılmış olacak. Çünkü bu gelen sistem bu zamana kadar müzakere edilen, müzakere edilen fasılların tekrardan açılmasını değil, belki de hiç açılmaması sonucuyla noktalanacak. Türkiye yanlış bir yola itiliyor AKP hükümeti tarafından. Bugün demokratik Türkiye'nin demokratik karakterinin değiştirilmesi, tek adam rejimine teslim edilmesi, bu yönde eğilim sergilenmesi ister istemez dış politikayı kökten etkileyecek. İttifak yapımızı etkileyecek, dünyayla ilişkilerimizi etkileyecek, mevcut üye olduğumuz kurumlarla ilişkileri kökten etkileyecek. Buna AKP'nin dikkat etmediğini görüyoruz. Uyarlarımıza dikkat etmediğini görüyoruz ama bunu gerçekleştirmesini engellemek için her türlü demokratik mücadeleyi sergileyeceğimizde bilmelerini isteriz. Bir başka konu Kıbrıs konusudur arkadaşlar. Kıbrıs konusu bu zamana kadar AKP'nin çok fazla, esasen çok fazla sürece müdahil olmadığı bir konu oldu. Ve bu nedenle de müzakerelerde önemli bir aşamaya geldiği konusu hep gündeme getirildi. Ancak hemen söyleyeyim, Kıbrıs konusunda aşırı taviz veriliyor, toprak konusunda aşırı taviz veriliyor sanki biz yenilmişiz. 1974 yılında yenilmişiz. Onun tavizini 2016 yılında masada veriyoruz. Biz yenilmişiz de taviz veriyoruz sanki. Toprak konusunda büyük tavizler var. Toprak oranı düşürülüyor. Kıyı şeridi Türk kurucu Türk devletinin elinde kalacak kıyı şeridinin oranı nüfusa göre daraltılıyor. Bir başka konu güneyden 80-90 bin tane Rum'un gelip kuzeye yerleşmesi öngörülüyor. Ve kuzeyde Rum toprağı, Rum mülkiyetinde olduğu iddia edilen yerlere yerler konusunda da aşırı tazminat ödenmesi gündeme getiriliyor. Garantiler sulandırılıyor. Biz kapsamlı çözümün olmasını isteriz ve bunu destekledik ve hala destekliyoruz. Ama bu çözüm Kıbrıs'ın KKTC'nin çözülmesi çözümü olmamalı. Bu çözüm adil, yaşayabilir, kalıcı, ada'daki gerçekleri dikkate alan, egemen eşitliğe dayanan iki kurucu devletin gerçek manada yetki kullandığı bir çözüm olmalı. 2016 yılı maalesef bunları bunların gözetilmediği bir yıl oldu. Şimdi 9-12 Ocak'ta ve özellikle 12 Ocak'ta Cenevre'de garantörlerin de katılacağı toplantıda Kıbrıs konusunun daha fazla tavizle bir çözümü, tırnak içinde bir çözüme götürülmesinin engellenmesi gerekiyor. Hiç kimse bugün Kıbrıs'ı kendi tekelinde göremez. Kıbrıs ulusal bir davadır, ulusal bir konudur. Bizim söylediklerimizin de bir önemi vardır. Herkesin bunu bilmesi gerekir. Ben nasıl olsa hükümetim, nasıl olsa diktatöryayı da getiriyorum. Mecliste zaten bana hiçbir şey soramıyor hiçbir şekilde beni araştıramayacak, soruşturamayacak, ben istediğim tavizi veririm anlayışıyla hareket ederlerse duvara toslarlar, buradan uyarıyoruz. Bir başka konu, değerli arkadaşlar, şunu bilelim, Irak Savaşı bölgesel Kürt yönetimini ve akabinde Irak'ta istikrarsızlığı, işitin işgalini ve bugün de Irak'ın fiilen üçe bölünmesiyle sonuçlanan de facto bir yapıyı ortaya çıkardı. Suriye'deki savaş ise bugün Suriye'deki savaş ise bir yıkımı, bir parçalanmayı, bir bölünmeyi, bir alan hakimiyetini ortaya çıkardı. Böyle giderse Suriye'deki yapı da Irak benzeri bir yapıya dönüşecek. Biz genel olarak 2017 yılında Türkiye'nin önünde iki konu var komşuları ile ilgili. Irak'ta eğer iç yapılanmasında bir uyum sağlayabilirse bölgesel Kürt yönetimi işitten kazandığı topraklarla birlikte bağımsızlığa gitmek istiyor. Eğer bağımsızlığa giderse Irak'ın Arap unsurlarıyla Türkiye arasında sınır kalmıyor. Aynı şekilde Suriye'de eğer bu yapı böyle AKP'nin sürekli Suriye'yi ayrıştıran unsurlarla hareket etmesi devam ederse Suriye'deki yapıda da kuzey sınırımızda başka unsurlar ortaya çıkıyor. Belki de Araplarla hiçbir sınırımız kalmayacak. Bölge değişiyor. 2017 yılında bizi en fazla kaygılandıran konu Türkiye'nin güvenliği, istikrarıdır. Bizim komşularımızla olan ilişkilerde ne kadar istikrarlı bir yapılar ortaya çıkmasını ortaya koyabilirsek İçerideki sistemimizde de terörü, istikrarsızlığı o kadar önleyebilmiş oluruz. Yalnız eğer 2017 yılı bu gelişmeler AKP mevcut siyasetini değiştirmez ve bu gelişmeler devam ederse Irak'ta Dijlaneyrin doğusunda bölgesel Kürt yönetimi devletleşecek. Suriye'de de Fırat'ın doğusunda PYD'yi devlet olarak göreceğiz. AKP'nin dış politikadaki bu iflas üzerine iflası artık bundan sonra önlenemez bir noktaya gelecek. Eğer bu tek adam rejimi geçerse. Çünkü o zaman bizim hesap sorabileceğimiz, hesabını sorabileceğimiz hiçbir makam kalmıyor. As dediklerini, istediklerini yapabilecekler. Dediğim dedik, çaldığım düdük politikası orada yasal bir zemine oturmuş olacak. Bu dönem kritiktir. 2017 yılı Türkiye'nin en kritik yılı olacak her açıdan. Türkiye bu yılı içerideki şahsi hırslara, şahsi ihtiraslara ve kendi rejim değişikliğine değil, bölgesindeki istikrarsız unsurların önlenmesine, barışın bölgede sağlanmasına ve içerideki istikrarın düzenli hale getirilmesine harcamalıdır.